Herkese selam. Bugünkü işimiz güneş panelini arabanın üzerine kuracağım. 3-4 gündür arabanın üzerinde duruyordu. Çok düşündüm nasıl sabitlerim, nasıl yaparım diye. 6-7 tane braket aldım. Köşe braket diyorlar. Tam Türkçesini bilmiyorum. Zaten dilimizde de doğru düz Türkçe kelime yok. Daha doğrusu malzemelerin karşılığı olan kelimeler yok. Braket aldım 6 tane. Tabii bunları normal dornavida ya da herhangi bir şeyle yapamazsınız. Bu yüzden matkap da gerekiyordu. Matkap da aldım. İşte braket bu. Köşe braket. Yani braket. İngilizcesi de braket. Bunu buraya sabitleyeceğim. Tabii şey panele zarar vermemek suretiyle. Bu markasını hatırlamıyorum tam olarak. Kala mıydı? KL miydi? Tam markasının ismini hatırlamıyorum ama bu Türk malı. Ben bunu kullandım. Güzel, sağlama benziyor. Yani beklentimin üstünde bir şeydi. Bu profesyoneller için düzenlenmiş, yapılmış bir şey. İcat edilmiş daha doğrusu. Bir de bunun bir altı vardı. Amatörler için. Ben onu almadım, bunu tercih ettim. Fiyatı 2300 neydi? Bir de yanına yardımcı çanta veriyorlar. İçinde bir sürü numaraları var. İşte 1'den 9'a kadar. Şimdi ucunu taktım. 3 numara taktım. 3 numarayla deleceğim. Video zaten aşağı yukarı 10 dakika. Zaten geriye 8 dakika kaldı. Burada sadece nasıl braketleri nasıl taktığımı göstereceğim. Bir dahaki videoda güneş paneli nasıl arabanın üstüne kurduğumu göstereceğim. Bu 10 dakikalık sadece braketler. Bu panelin köşeleri var ya, şu anda delmeye çalıştığım yer, oralar gerçekten çok sağlam ve kalın. Yani orayı zor yaptım yani. Ortalara doğru kolayca delindi. Ama başlar bayağı zorladı. Bu matkapı aldığımda 2 bataryası vardı. Full batarya geldi. İlk aldığım batarya, hala da kullanıyorum. Bitmedi yani şarjı. Evet. Birini taktım, ikinci taktım. Şimdi metreyle ölçüyorum. Arabanın tavanına göre yerleştireceğim. Şu gördüğünüz kalın yerleri görüyor musunuz? Çünkü oralara bir daha girmeyebilir. Orayı delmek istemiyorum. Çünkü orası kiriş diyoruz. Kiriş mi ne? İnşaatlarda, evlerde kiriş diyorlar ya. Orası sağlam direkler. O direkleri delmek istemiyorum. Araba zaten eski bir araba olduğu için her şeyi deniyorum arabada. Kesiyorum, biçiyorum, doğruyorum. Şurada az geride emergency exit var. Cam yaptım. Sunroof gibi. Onu da kendim kestim. Evet, ölçtüm. Ona göre diğer braketi de takacağım. Bu 200 wattlık bir panel. Bunun 150 wattlığı var, 100'lüğü var. Ben 200 watt aldım. Öyle direkt aldım yani. Hiç araştırma falan yapmadım. Aldığım panel Alman malı diye şey yapıyor ama Alman diye, hani üzerinde Germany yazıyor ama Made in Germany diye yazmıyor herhalde. Tam emin değilim. Onun için de belki bir video çekebilirim. Şimdi 3. braketi takıyorum.
İnşallah zarar vermem. Şu taktığım braketler panele zarar verir mi onu bilmiyorum. Onu artık ilerleyen günlerde deneyerek öğreneceğiz. Artık 3 tane braketi taktım. Şimdi diğer tarafı da takacağım. Gördüğünüz gibi arabanın içinde pek bir yerim yok. Araba küçük. Hareket etmeye pek bir alan yok aşağı yukarı. Ama işimi gördüm. Dediğim gibi bu köşeler gerçekten sağlam. Hatta o kadar ki 3 numara uç kırıldı yani. Bakın şimdi kırık bak. Ucu kırdı orada yani. Belki kullanım hatası olabilir. Belki benim yüzümdendir. 3 numara. Matkabın 3 numarasının ucuna 3 numara diyoruz herhalde. Kırıldı. Yani bu acemilikle alakalı bir durum değil. Çünkü zaten yani büyük bir şey de yapmıyorum. Bakın. Şimdi bu alet kutusunda 3 çeşit 3 numara var. Biri ucu sivri, biri düz. Yani 3 çeşit şekilli uç var. Ben herhalde yanlış bir seçim yapmış olabilirim. Ama dediğim gibi o köşeler gerçekten sağlam. Matkabın ucunu kırabilirsiniz. Dikkat edin. Burada değiştiriyorum. 3.5 ya da 4'ü takıyor olmam lazım. Galiba bu 4. Bazen elimle tornavidayla sıkıyorum. Bazen de matkapla sıkıyorum vidaları. Çünkü tak çıkar yapmak bayağı bir canımı sıkıyor. Bayağı bir egzersiz yapıyorum yani. Arabanın içi biraz daha toparlamam lazım. Yani pek zamanım olmuyor desem yeridir. Galiba bitirdim. Pek fazla bir şey kalmadı. Normal küçük vida aldım. Bu yıldız kafalı olanlardan, vidalardan. Her bir brakete 3 tane vida koydum. 3 brakete 6x3 pardon 3x3 9 tane vida koydum. Zaten paneli görünce ne tür bir vida buraya uyar diye zaten anlarsınız. Bayağı da sıktım galiba. Yani hemen hemen bitirdim. 6 tane braket taktım köşelere. Bunu bir dahaki videoda arabanın üstüne vidalayacağım. Onun için de ayrı video çekeceğim. Sağlam görünüyor. Fena değil. Sabitleyince daha çok sağlam olacak. Paneli şöyle düşünüyorum. Arabanın üstüne koyarsam yazın araba pek içi sıcak olmayacak diye düşünüyorum. Öyle bir artısını hesaplıyorum yani.